Merhaba dostlar hepiniz Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yatırımlarınızı kendiniz araştırıp en son kendiniz karar vererek yapmanız sizler için en sağlıklı olacaktır. Benim şahsım adına attım tüm videoların hiçbir sizin kararlarınızı bir yüzde bir daha olsa etkilemesin. Ona göre dostlarım ben bilgilerim sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmak amacıyla. Şimdi 45.770 bandı kırılırsa dedik şayet Bitcoin'de ki şu anda kırıldı dostlarım. Güzel bir hacimle de kırıldı. Umarım yüksek bir satış baskısıyla veyahut da piyasada bir food haberle tekrardan yıkılmaz diye umuyorum. Bir pullback bekliyorum. Bitcoin'de bir pullback yapabilir dostlar. Bir tekrar 45.770 bandına gelebilir diye düşünüyorum. Daha sonra yolculuğuna 52.000 dolarlara yakın kısımlarda gideceğini düşünmekteyim. Evet dostlarım güzel bir hafta başlangıcı yaptığımızı düşünüyorum. Shiba coin'de neler dönüyor? Shiba coin'de 24 saatlik %7.17 kadar yükseliş var. 2700 bandından bahsettik. 200, 2700 bandı bence bir deneme gelecektir diye düşünüyorum Shiba coin'de. Şayet o kralımda gelirse bizim ilk aşamadaki hedefimiz dostlarım yaklaşık olarak 3000 bandı. Shiba coin'de 3 tane ekleme noktası kendim şahsen çizmiştim. 24 Şubat'tan itibaren de söyledik bunu. İki defa geldi alım noktasına. İki defa ekleme yaptım ama yani akbaba dediğimiz, ölücü dediğimiz edimin dibinden toplamak isteyen arkadaşlar için de kendim 1800 bandını işaretlemiştim. Fakat 2000 bandının aşağısına hiç düşmedi Shiba. Sadece ocakta düştü ama biz bu son düşüşten bahsediyoruz. Tekrardan ocak itibariyle böyle bir yükseliş görmüştük. Gelebilir mi? Gelebilir dostlar yani bunlar bir olasılık içerisinde yüksek potansiyeli yükselecek coinlerden biri de Shiba coin bence bir rally gelirse Shiba coin'de gidebilir diye düşünüyorum. En azından Allah'tan eklemimi yaptım ve ben de heyecanlı bekliyorum. Güzel de bir şu anda karım var ama hala da pozisyon kapatmayı düşünmüyorum. Çünkü kaldıraç vesaire girmedim. Normal spotu ekledim. Şimdi dostlar e, bunlardan bahsettik. 2700 bandı ve 3000 bandının önemini söyleyeyim size. 2700 bandı kırıldıktan sonra bir 3000 bandı denemesi bence şahsen gelecektir. Ama en önce bunun kırılması lazım. Nasıl 25 Mart'ta yaklaşık 3 gün önce Holocaust Holocaust Queen için ne diyorduk? Eee için ne demiştik videoda? 5400 bandı kırılması lazım. Daha sonra 7000 bandına doğru yolculuk başlar dedim. 5400 bandını ilk aşamada kıramadı. Sonra güzel bir hacimle kırdıktan sonra 7300 bandı. 7000 demiştim ama 7300 bandına mum attı dostlar. Yani milimetrik gitti. Şu anda red 7. Gördüğünüz üzere bakalım toparlayabilecek mi o İşi çok zor. Umarım toparlar diye düşünüyorum. Shiba coin'de de aynı muhabbet geçerli. Shiba 2700 bandını kırabilirse dostlarım o dediğim gibi Şöyle bir hareket görebiliriz aslında. İlk aşamada kıramazsa daha sonra bir hacim ve kırıldıktan sonra bir 2900 bandının geleceğini düşünüyorum. 150 e, referans komisyon indirimli alım satım yapmak için bitlo.com'u kullanabilirsiniz. Dostlar Açıklamaları kısmına özel referans kayıt linkini koydum. Gidip oradan kayıt oluşturabilir. Yüzlerce alt koyunu Türk lirası bazından alım satım yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.